İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan evlatları Agop Yeryazaryan Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin hukuki düzenlemeler Doğu Ermenistan Avrasya Ekonomik İşbirliği'ne acil istişare çağrısında bulundu. Toivo Ankara'da Yerevan ile Bakü arasındaki barış sürecini anlattı. Bakü'de bu kez esaret altındaki Gagik Voskanyan davası ile bir adli komedi daha başlıyor. 56 yıl önce bugün Ermenilere karşı soykırım, Armenosit kurbanlarının anıtı açıldı. Hagop Yeğiyazaryan 4 Ağustos 2000'de Yerevan'da doğdu. Slav Üniversitesi Hukuk Bölümünde okudu. 2019 yılında zorunlu askerlik görevine başladı. Ermeni ordusunun zor askeri birliğinde görev yaptı. Topçu, onbaşı ve operatördü. İçine kapanık, zeki, çalışkan bir gençti ve bu sayede çavuş rütbesine layık görüldü. Hagop çok zeki ve görev bilincine sahip bir askerdi geç kalmaktan hoşlanmazdı. Kendisine verilen görevleri daima açık ve zamanında yerine getirirdi. Böylece kimse ona başarısız olduğunu söyleyemezdi. Çok inatçı ve yılmaz bir insandı. Hep daha fazlası için çabalar, elindekiyle yetinmez, her şeyde ilk olmaya çalışırdı. Kitap okumayı severdi. Savaşın ilk gününden itibaren Hadrut, Varanda, Akna, Karindak ve Şuşi savaşlarına katıldı. Kahraman Hagop, Yegya hikayesini Western Armenia TV'nin internet sitesinde okuyabilirsiniz. Bolşevik liderler dünya devriminin gerçekleşmesi yolunda başta Türkler olmak üzere Doğu'nun Müslüman halklarına büyük önem veriyorlardı. 1917 yılının sonunda Türk ordusu Mezopotamya'da Büyük Britanya'ya karşı savaşıyordu ve İngilizlerin başarılarına rağmen bolşevikler için Türkler dünya emperyalizmine karşı savaşan öncülerdi. Türk yetkililer bolşeviklerin dostane tavrından ne gibi faydalar elde edebileceklerini çok iyi anladılar ve onlarla işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyorlardı. Bolşevikler Türk yetkililere karşı olumlu tutumlarını devrimden önce bile açıkça göstermişlerdi. 1919 yazında Rusya geçici hükümetinin kararıyla Batı Ermenistan'ın bağımsızlığına kadar gidebilecek özelliğinin tesis edildiğinde ve on binlerce Ermeni göçmeni kendi evlerine döndüğünde Lenin, Kerenski hükümetinin bu uygulamasına ilişkin son derece olumsuz bir değerlendirmeye sahipti. Lenin, Ukraynalıları ve Finlileri derhal tatmin etmek, onlara ve Rusya'nın tüm yabancı kabimlerin ayrılma hakkına kadar tam özgürlük sağlamak zorundayız. Aynısını tüm Ermenistan için yapmalıyız. Askerleri Ermenistan'dan ve işgal ettiğimiz Türk topraklarından çıkarmak zorundayız diye yazdı ve açıkladı. Yani burada Kerenski hükümeti Ermenistan'ın Rusya içinde bağımsızlığını savunurken Lenin Ermenistan'ın tam bağımsızlığını savunmaktadır. Yarın Sovyetler iktidara gelirse şunu söyleyeceğiz. Askerleri Ermenistan'dan çekin. Aksi takdirde bu bir aldatmacı olur. O günlerde hem Ermeni sosyal ve siyasi güçleri hem de Rus hükümetinin elitleri Rus ordusunun Batı Ermenistan'dan çekilmesinin yeni bir soykırım Armenosit veya Ermeni halkının sürgün edilmesi anlamına geleceğini çok iyi anlamıştı. Yazının tamamını Batı Ermenistan TV'sinin internet sitesinden okuyabilirsiniz. Avukat Harutyun Bağdasaryan, Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin hukuki düzenlemelere değinerek şu vurguda bulundu. 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan açıklama bir ateşkes anlaşmasından başka bir şey değildir. Tehdit altında imzalanmıştır ve uluslararası hukuki bir anlaşma niteliği taşımamaktadır. Bağdasaryan, 1918 yılının Haziran-Temmuz aylarında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kavramının oluşumu sırasında artsak, 1918 yılında ilan edilen bağımsız bir idari siyasi bölgeydi. 22 Temmuz'da Şuşi'de Arsah Ermenilerinin açılış toplantısında Ulusal Konseyi Halk Hükümeti ve Silahlı Kuvvetleri toplandığını hatırlattı. Arsah Milletler Cemiyeti tarafından tartışmalı bir bölge olarak tanındı ancak Azerbaycan toprağı olarak tanınmadı. Zaten 1919 yılının 22 Ağustos'unda Türkiye-Azerbaycan tehdidi altında Ermenistan Cumhuriyeti 7. Meclisi Azerbaycan ile bir barış anlaşması imzaladı. Buna göre Artsah Paris Barış Konferansı'nda nihai statüsü belirleninceye kadar geçici olarak Azerbaycan'ın yetki alanına dahil edildi. Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Artsah'a girmemesi şartıydı. Ancak 1920 yılının 22 Mart gecesi Türk Azeri güçleri o dönemde nüfusu 60 bin olan %78'i Ermeni başkent Şuşi'yi işgal ederek burayı yakıp yıktı. Artsak nüfusunun %20'si olan 35 bin Artsaklı Ermenisini öldürdü. 24 Şubat 1920 tarihinde Paris Barış Konferansı'nda özel komisyon tarafından Ermenistan'ın sınırlarını belirlemek üzere kurulan Milletler Cemiyeti Konseyi'ne üye devletlerin Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya Yetkili temsilcilerinin imzalarının yer aldığı Ermenistan sınırlarını belirleme komisyonu raporu ve önerileri belgesi sunuldu. Bu raporda Ermenistan devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan devleti ile Gürcistan Cumhuriyeti arasındaki sınırların oluşturulmasına ilişkin ilkeler açıklığa kavuşturulmuştur. Uluslararası hukukta tahkim kararı nihai ve bağlayıcıdır. Herhangi bir süre sınırlaması yoktur ve statüsü kararın gelecekteki kaderine bağlı değildir. Uluslararası hukuk özellikle de hakem kararlarının statüsünü özetleyen ve belirleyen 1907'deki Lahey Sözleşmesi'nin 81. maddesi hiçbir şekilde kararın iptalini öngörmemektedir. Uluslararası hukuka göre Uyuşmazlıklarını tahkim kararına götürmeyi kabul eden taraflar tahkimin vereceği her türlü kararın kendilerinin yerine getirilmesi açısından bağlayıcı olacağını kesin olarak kabul ederler. Taraflardan birinin tahkimi uygulamayı reddetmesi kararın geçerliliğini etkilemez. Buna göre tahkim talebi sadece Ermenistan ve Türkiye tarafından değil, aynı zamanda 16 ülke tarafından da sunulduğundan karar tüm davacılar için bağlayıcıdır. Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Fransa, İtalya, Japonya, Belçika, Yunanistan, Polonya, Portekiz. Bu madde 17 Aralık 2004'te Şuşi'de yeniden yapılanmasından bu yana Batı Ermenistan'ı koruyan uluslararası hukuka uygundur. Ermeni tedarikçilerin mallarının kalitesinde herhangi bir değişiklik yapmamasına rağmen bu yıl Doğu Ermenistan'dan Rusya'ya ihraç edilen mallarla dolu altı düzineden fazla arabanın iade edilmesi Doğu Ermenistan için garip. Doğu Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Keropyan, Ulusal Mecliste gazetecilere yaptığı görüşmede federal veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetimi Servisinin son açıklamasında Lars kontrol noktasındaki soruna değinerek böyle bir tutum sergiledi. Keropyan, "Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetimi Servisinin yayınladığı materyalleri aldık ve iş adamlarımızın ürettiği ürünlerin Rusya'nın uyguladığı düzenlemelere ne ölçüde aykırı olduğunu anlamak için bunları inceliyoruz." dedi. Keropyan, önümüzdeki iki gün içinde gerçekleşecek acil bir toplantıya davet edildik dedi. Rusya'ya tarım ürünleri ve diğer mallar ihraç eden Ermeni kamyonlarının son dönemde verin yani yukarı Lars kontrol noktasında sorun yaşadığını, yukarı Lars kontrol noktasında günlerdir Ermeni kamyonlarının sıra beklediğini de hatırlatalım. Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya ve Gürcistan'daki krizle ilgili özel temsilcisi Doivo Ankara'da Doğu Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecini ele aldı. Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya ve Gürcistan'daki krizle ilgili özel temsilcisi Doivo Kolar X mit dün Ankara ziyaretimin ardından Brüksel'e döndüm. Başta Doğu Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış süreci olmak üzere Güney Kafkasya bölgesine ilişkin Avrupa Birliği ve Türkiye'yi ortak ilgilendiren konular tartışıldı diye yazdı. Arçaklı mahkum Gagik Voskanyan'a karşı açılan asılsız davayla ilgili olarak 30 Kasım'da Brüksel'de bir duruşma yapılması planlandı. 16 Ağustos 2023'te yedek asker ve eğitim kampı katılımcısı Gagik Voskanyan gönüllü olarak savaş pozisyonundan ayrıldı. Daha sonra Azerbaycan tarafı Gagik Voskanyan'ı yakaladığını duyurdu. 18 Ağustos'ta Azerbaycan Mahkemesi hukuka aykırı bir şekilde Voskanyan'ı tutukladı. Bakü geleneksel üslubuyla Voskanyan'a ve diğer Ermeni mahkumlara karşı çeşitli maddelerle ceza davası hazırladı. Aslında çıkan habere göre oturum yarın Sabuncu Bölge Mahkemesi İdari Binasında Gence Ağır Suçlar Mahkemesi Hakimi Abdullah Mamadov Başkanlığında gerçekleşecek. Voskanyan terör ve sabotaj faaliyetleri yürütmeye hazırlanmakla suçlanıyor. 56 yıl önce bugün 29 Kasım 1967'de Zizlerine Kaperdin Zirvesi'nde Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosut kurbanlarının anısına düzenlenen anıt kompleksi görkemli bir törenle açıldı. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosut anıtı, Jön hükümeti tarafından Batı Ermenistan topraklarının tamamında 20. yüzyılın ilk soykırımına kurban giden 2 milyon Ermeninin anısına ithaf edilmiştir. 1967'de inşaatın tamamlanmasından bu yana anıt, Yerevan mimarisinin ayrılmaz bir parçası haline geldi ve bir hac yerine dönüştü. Bir tepe üzerinde yer alan ve genel manzarayla öne çıkan anıt, aynı zamanda çevreyle mükemmel bir uyum içinde olup, yapının sade hatları, soykırımdan kurtulan milletin ruhunu yansıtmaktadır. Anıt 4500 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve 3 ana yapıdan oluşuyor anıt sonsuzluk ateşi olan sonsuzluk tapınağı ile diriliş Ermenistan anıt sütunu. Anıt kompleksinin ana kısmına ulaşmadan önce ziyaretçiler Ermeni nüfusunun katliamlarının ve sürgünlerinin gerçekleştirdiği Batı Ermenistan'ın 5 düzineden fazla irili ufaklı şehir ve yerleşim yerinin atlarının yer aldığı 100 metre uzunluğundaki bazalt anıt duvarının önünden geçiyorlar. 1996 yılından bu yana Türk hükümetinin Ermenilere karşı uyguladığı soykırıma karşı seslerini yükselten yabancı kamuoyunun, siyasetçilerin ve aydınların mezarlarından alınan toprak dolu kavanozlar Huşabad'ın arkasında toplanıyor. İsimleri Fridjof Nansen, 15. Benedikt, Giacomo Gorini, Anatol Franz, James Bryans, Johannes Lepsius, Franz Werfel, Armin Wagner, Henry Morgenthau, Hedwig Büchel, Fayez Al Gusein, Karen Yeppe, Jakob Quenzler, Bodil Bjørn, Maria Jakobsen, Alma Johansson ve Clara Burton. 1988-1990 Azerbaycan hükümetinin Sumgayit, Kirovabad, Ganzak ve Bakü şehirlerinde düzenlediği katliamlarda ölen Ermenilerin anısında er uygulanan Soykırım-Armenosit Anıt Kompleksinin arazisine haçkarlar yerleştirildi. 1990-1992 Anıt Duvarının önündeki bölümde Doğu Ermenistan-Azerbaycan sorunu sırasında hayatını kaybeden 5 özgürlük savaşçısı, defnedildi. 1995 yılının Nisan ayında Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in 80. yıl dönümünde bölgesel konumu mimari kompleksin uyumunu ihlal etmeyen anıt kompleksinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid müze estüsü açıldı. İnkar ve red politikasına dayanarak bile Yerevan yetkililerinin 1894'ten günümüze Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı yapılan soykırımın kurbanlarının anısına düzenlenen Kapert Anıt Kompleksini sökmeyi planlayacağına inanmıyoruz. <laughs> Bugün için bu kadar ön gördük. Şimdi size Armeniyada adanmış Surperu Açkeratlı eseri sunuyoruz. <laughs> Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. kalın